Neptün'deki rüzgarların hızı saatte 2600 kilometreyi bulur ki bu ticari bir uçaktan 3 kat daha hızlıdır. Ay'ın güney kutbunda sıcaklık eksi 238 dereceyi bulur ki bu bütün güneş sistemindeki en soğuk bölge olabilir. Satürn'ün yoğunluğu sudan daha azdır. Yani Satürn'ü dev bir havuza atsak yüzerdi. Jüpiter'in uydusu Europa kalın bir buz tabakasıyla kaplıdır. Fakat onun altında engin bir su deryası vardır ve derinliği 160 kilometreyi bulur. Daha önceleri su buzuna nadir rastlanıldığı ve sadece dünyada görüldüğü düşünülürdü. Oysaki su buzu güneş sisteminin her yerinde, hatta Merkür ve Ay'da bile bulunabiliyor. Satürn'ün muhteşem halkaları uydularından biri parçalandıktan sonra enkazının oluşturduğu bir kuşaktır. Jüpiter, Neptün ve Uranüs'ün de Satürn'ünki kadar muhteşem olmasa da halkaları vardır. Hatta bazı asteroitlerde bile halka olur. Güneş sisteminde varlığı doğrulanan 8 gezegen var. Fakat kanıtlar 9. bir gezegenin daha olabileceğini gösteriyor. Sadece henüz onu keşfetmedik. Organik madde birçok kuyruklu yıldızda bulunduğuna göre dünyaya kuyruklu yıldızlarla gelmiş olabilir. Satürn'de de tıpkı Jüpiter'de olduğu gibi hiç bitmeyen bir fırtına var. Ancak onu özgün yapan bir özelliği de şekli. Fırtınanın 6 belirgin kenarı var. Güneş sistemindeki bilinen hiçbir uydusu olmayan gezegenler sadece Merkür ve Venüs'tür. Jüpiter'in yörüngesinde bilinen 79 uydusu var. Bu uyduların en büyüğü Ganymede ve bu uydu Merkür'den bile daha büyük. Daha önce Samanyolu galaksisinin bir kuşak olduğu düşünülüyordu ama artık spiral bir galaksi olduğunu biliyoruz. Ay'daki ayak izleri yok olmaz. Rüzgar esmediği için yüzeyden silinmez. Beyaz deliğin yani kara deliğin tersinin olduğuna dair teorik bir olasılık var. Dışarıdan hiçbir şey beyaz deliğe giremez ama ışık ve madde onun içinden kaçabilir. Neptün'ün bir uydusu olan Triton, gezegenin etrafında ters yönde dönüyor. Bunu yapan tek uydu o ve kimse neden yaptığını bilmiyor. Uzayda trilyonlarca yıldız olmasına rağmen gökyüzünde onların sadece küçük bir kısmını görebiliyoruz. Plüton'un uydusu Charon, yörüngesinde döndüğü gezegenin yarı boyutundadır. Bu yüzden Plüton, kendi ekseninin dışında bir noktanın etrafında dönüyor. Gezegenler, yıldızlar arası toz ve galaksilerin hepsi dahil, uzaydaki tüm cisimler evrenin yaklaşık %4'ünü kaplar. Geri kalanı görülemeyen ve tam olarak anlaşılamamış olan karanlık madde ve karanlık enerjidir. TRS-2b, gecenin hiç sona ermediği bir gezegen. Ve burada gece harika gökyüzünde yıldızların parladığı normal bir gece gibi değil. Çünkü burası son derece karanlık ve kavurucu derecede sıcak. TRS-2b, Jüpiter'den yaklaşık 1,5 kat daha büyük bir gaz devi ve yüzeyi ışığı kömürden daha iyi soğuruyor. Gezegenin bir yanardağdan yeni akmaya başlamış lavlar kadar sıcak ve sürekli kavurucu derecedeki havası nedeniyle yüzeyinde zayıf kızılımsı bir görüntüsü olabilir. Ne harikaymış. 55 Cancri yıldız sisteminde 4'ü Jüpiter ve Satürn'e benzeyen 5 gaz devi gezegen mevcut. Ama 5.'si ya da yıldızına en yakın olduğu için ilki çok ürkütücü bir şekilde diğerlerinden farklı. 55 Cancri E güneşine o kadar yakın ki gezegenin yüzeyinin yarısı gerçek anlamda erimiş bir lav okyanusu halinde. Gezegenin yalnızca bir tarafı yıldızına dönük olduğundan diğer yarısı sonsuz karanlıkta çünkü gezegenin bu yüzü asla güneşi görmüyor. Ve kavurucu sıcakta sonsuz karanlık arasında ince, kasvetli bir hiçlik şeridi olan alacakaranlık kuşağı mevcut. HD 189733b, bunu bir daha söylemeyeceğim. Yıldızının yörüngesindeki tek öte gezegen ve ilk bakışta gayet hoş görünüyor. Yüzeyinde harika şekiller oluşturan mavi ve beyaz girdaplar var. Ancak bu hoş renkler aslında gezegenin atmosferindeki sert silikat parçacıkları sebebiyle ortaya çıkıyor. Yani burada havadan bildiğiniz cam yağıyor. Ancak en kötüsü rüzgarların saatte 8700 kilometreye ya da neredeyse Mach 7 hızına ulaşması. Karşılaştırmak gerekirse dünyamızda esen en sert rüzgarın hızı saatte 408 kilometreydi ve bu ondan 20 kat daha yavaş. Bu yüzden gökten düşen cam parçaları yolunun üzerindeki her şeyi parçalayarak hipersonik hızlarda yatay olarak seyahat ediyorlar. Adını telaffuz etmeye bile uğraşmayacağım bir sonraki bu sistem, kendi yıldızları tarafından yavaşça yok edilen 3 öte gezegene sahip.
Bunun sebebi bu yıldızın sıradan bir yıldız olmaması. O bir titreşen yıldız, yani daha önce infilak etmiş bir yıldızın sürekli kendi çevresinde dönen çekirdeği. Gezegen kendi etrafında saniyede birkaç bin kez dönerken uzayda farklı yönlere doğru güçlü elektromanyetik titreşimler oluşturuyor. Sonuç olarak bu ölmekte olan yıldızın çevresinde dönen gezegenler zaman içinde yavaşça aşınıp sonunda tamamen yok olacaklar. Kepler-70, 18 milyon yıl önce infilak edip kırmızı bir deve dönüşen sıcak mavi bir cüce yıldız. Bir zamanlar etrafında en az iki gezegen dönüyordu ve bunlardan daha yakın olanı Jüpiter'e benzer bir gaz deviydi. Onun adı Kepler-70b idi ve hala da orada. Ancak aşırı genişlemiş haldeki yıldızı onu tüketti ve alevler içinde çok sıcak kayalardan oluşan bir dünyaya dönüştürdü. Şu anda burası şimdiye kadar keşfedilen en sıcak gezegenlerden biri. Sıcaklığı güneşimizin yüzeyinden daha fazla. Gezegen yıldızının bu kadar yakınında olmasına rağmen varlığını sürdürdüğü için şanslıydı. Ama şimdi buharlaşıyor ve muhtemelen yakın gelecekte de artık var olmayacak. Şu anda kırmızı gezegende veya çevresinde 6 Mars keşif aracı var. Nasıl yani? Mars'ın her tarafına robotlar mı yerleşti? Hani küçük yeşil adamlar. Güneş bir dış kapı boyutunda olsaydı gezegenimiz de madeni para boyutunda olurdu. Başka bir deyişle Güneş'e 1 milyondan fazla dünya sığar. Ay taşının son derece yavaş bir aşınma hızı vardır. Her 1 milyon yılda 1 milimetre. İşte o yüzden Apollo astronotlarının ayda bıraktıkları ayak izleri büyük ihtimalle 10 ila 100 milyon yıl orada kalır. Jüpiter'in uydusu Io neredeyse gezegenin kendisi kadar yaşlı. 4,5 milyar yaşında. Güneş sistemindeki aktif volkana sahip pek az cisimden biri. Bu volkanlar daha sonra dünyadaki teleskoplar tarafından yakalanan olağanüstü manzaraları yaratacak kadar kuvvetli. Bu arada Io ismini Yunan tanrısı Zeus'un sevdiği efsanevi bir bakireden aldı. Efsaneye göre Zeus Io'yu kıskanç karısı Hera'dan saklamak için bir ineğe çevirir. Bir nötron yıldızı bir süpernova çöktükten sonra doğar. Doğduktan sonra saniyede yaklaşık 60 kez gibi son derece yüksek bir hızla döner. Fakat bu oran bazen saniyede 600'e yükselir. Başımı döndürdü. Her yerde yıldız varken uzay nasıl öyle karanlık olabiliyor? O yıldızların her yeri aydınlatması gerekmez miydi? Baktığınız her yerde yıldız göremiyorsunuz. Çünkü bazıları ışığı dünyaya ulaşmadan yok oldu. Satürn'ün bir diğer uydusu Iapetus'un benzersiz iki tonlu bir rengi var. Uydunun iki yarı küresi arasındaki fark muazzam. Biri aydınlık, diğeri ise esrarengiz bir şekilde karanlık. Bilim insanları henüz bu gizemi çözemediler. Güneş sistemindeki bütün gezegenler Dünya ve Ay arasına biraz boşluk bırakarak sığabilir. Evet, uzayda bol bol boşluk var. Halkaları olan tek gezegen Satürn değildir. Gaz devleri Uranüs, Neptün ve Jüpiter'in de halkaları vardır. Ama ince oldukları için görmek neredeyse imkansızdır. NASA, plazma dalgalarını, radyo dalgalarını ve manyetik alanları ses kaydına dönüştürüp uzayda ne olduğunu dinleyebiliyor. Bip sesinden ambulans sesine benzer uğuldamalara kadar her türlü ilgi çekici sesi kaydediyorlar. Bununla beraber uzayın kendisi ürkütücü derecede sessiz bir yerdir. Bazı ses dalgaları ve titreşimler olsa da insanlar onları algılayamaz. Güneşin çekirdeği yarıçapının %25'ini kaplar. İç kısmında yer çekimi kuvveti inanılmaz bir sıcaklık ve basınç oluşturuyor. Bu da hidrojenin helyuma karışmasına neden oluyor. Bu katmanın sıcaklığı 15 milyon derecedir. Tüm bu enerji ışınsal bölge denen alana kayar. Enerjinin çekirdekten ısı yayımsal bölgeye kadar gitmesi ortalamada 170 bin yıl sürer. Orada sıcak plazma baloncukları yukarı yükselir ve güneşin yüzeyine kadar çıkar. İşte 483 kilometrelik kalın katman da burada başlıyor. Gazdan oluşan bu kuşağa fotosfer deniyor. 5500 dereceye kadar ısınıyor ve granüllerin her birinin çapı 966 kilometreyi bulan plazma hücrelerinden oluşuyor. İlerliyoruz ve koronaya geliyoruz. Korona bu yıldızın ince atmosfer tabakasıdır. Burası yine çok sıcaklaşıyor. Öyle ki sıcaklık 2 milyon dereceyi buluyor. O yüzden oyalanmasak iyi olur. Merkür. Yolumuza ilk çıkan gezegen Merkür oluyor. İç gezegenlerin en küçüğü olan bu gezegenin ekvatorundaki çapı sadece 4800 kilometredir. Aynı zamanda en yoğun ikinci gezegendir. Birinci sırada dünyamız var. Merkür'ün devasa metalik bir çekirdeği var.
gezegenin hacminin hemen hemen %85'ini oluşturuyor. Çekirdeği Güneş sistemindeki tüm gezegenlerden daha fazla demir içeriyor. Yakın zamanda Merkür'ün sıvı metalden meydana gelen dış çekirdeğinin yanı sıra katı bir iç çekirdeği olabileceği keşfedildi. Gezegenin dış kabuğu sadece 400 kilometre kalınlığında kayalık bir mantodan ibaret. Merkür, hidrojen ve helyumdan oluşan kendi atmosferine tutunamayacak kadar küçük. Bu gezegen Güneş'e de fazlasıyla yakın. İşte Güneş rüzgarlarının gezegenin meydana getirmeyi başardığı küçük atmosferini sürekli silip süpürmesinin nedeni de bu. Hop! İşte gidiyoruz. Venüs. Sıradaki durağımız ortalama sıcaklığı 465 dereceyi bulan Güneş sistemindeki en sıcak gezegen. Yani oraya kurşun götürebilseniz hemen erirdi. Gezegenin yüzeyindeki basınç dünyada su altında 914 metre derinlikteki basınçla aynı. Gezegenin metalik demir çekirdeği 3900 kilometre kalınlığında. Bu da New York'tan Los Angeles'a kadar olan mesafe kadar. Sonraki katman 1930 kilometre kalınlığındaki eriyik bir kayalık manto. Venüs'ün iç kısmı bir kabukla kaplıdır. Bu kabuk çoğunlukla bazalttan oluşur ve 10-20 kilometre kalınlığındadır. Gezegenin kalın atmosferi kabus gibidir. %96 karbondioksitle %3 nitrojen ve ağır sülfürik asit bulutlarından oluşuyor. İnsanlar dünyada güneş batarken gökyüzünün turuncu, kırmızı ve sarı renklere boyanmasına alışmışlardır. Bunun nedeni, Mars güneşe dünyadan çok daha uzak olduğu için güneş ışığının yoğunluğunun daha az olmasıdır. Mars'ın atmosferindeki ince toz mavi ışığı emer ve dünyada görmeye alışık olduğumuz sıcak renkleri yok eder. İster mavi ister sarı, her iki gün batımı da olağanüstü görünüyor. 11 numara. Gezegenlerin geniş çaplı keşfi. İnsanoğlu 60 yılı aşkın bir süredir gezegenleri araştırıyor ve emeklerinin karşılığını kesinlikle aldı. Plüton ve Ceres'in cüce gezegenleri de dahil olmak üzere Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler keşfedildi. Bu keşfin büyük bir kısmı NASA'nın 1977 yılında başlayan Voyager programı tarafından yapıldı. Voyager 1 ve 2, gezegenler, gezegenlerin uyduları ve özel halka sistemleri ve manyetik alanları hakkında bilgi topladı. Bu ikiz uzay araçları Dünya'ya veri gönderiyor ve Voyager 1 şu anda yıldızlar arası uzayda keşfe devam ediyor. 10 numara. Devasa su kütlesi. 2011 yılında gökbilimciler Quasar adındaki süper kütleli bir kara deliğin etrafında süzülen devasa bir su kütlesi keşfettiler. Evrenin birçok yerinde de su buharı bulunuyor ancak o kadar da yaygın değiller. Bu su kütlesi dünyadaki okyanuslardan tam tamına 140 trilyon kat daha fazla su içeriyor. Ayrıca çok eski, çok büyük ve dünyadan 12 milyar ışık yılı uzakta. Bu insanoğlunun keşfettiği en uzak su kütlesi. 9 numara. Uzayda ses. Dünyada sesleri, ses dalgalarının hava moleküllerini titretmesi sayesinde duyarız. Diğer gezegenlerde ve uydularında ses, atmosferleri ve okyanusları aracılığıyla iletilir. Ancak uzayda titreşip ses dalgalarının iletilmesini sağlayan moleküller olmadığı için sesin yayılmadığı söyleniyor. Fakat tüm araştırmacılar buna katılmıyor. Çünkü uzay ıssız bir vakumdan ibaret değil. Boşlukta gaz bulutları ve başka partiküller var. Yani nerede olduğunuza bağlı olarak ses dalgalarının oluşması mümkün olabilir. 8 numara. En sıcak gezegen. 2017 yılında keşfedilen KELT-9b gezegeni bilinen en sıcak gezegen. Bir daha kavurucu bir yaz gününde sıcaktan şikayet etmeden önce bu gezegendeki sıcaklıkların 4316 dereceye kadar çıkabildiğini düşünün. Bunun nedeni KELT-9b'nin KELT-9 adı verilen yıldızına çok yakın bir yörüngede dönmesi. Bu yıldız Güneş'ten çok daha sıcak ve büyük. Uzmanlar günün birinde bu devasa yıldızın yoğun ısısıyla tüm gezegeni buharlaştırabileceğine inanıyor. Bu sizce de aşırı sıcak bir güneş saunası gibi değil mi? Hayır mı? Peki. Bir ay günü yaklaşık 29 dünya gününe denk gelir. Güneşin ayın göğünden bir geçişi bu kadar zaman alıyor. 13. İnsanlar ayın hep aynı yüzünü görürler. Dünyanın yer çekimi alanı yüzünden ay kendi çevresinde daha yavaş döner. Bu yüzden ayın kendi eksenindeki bir dönüşüyle
dünyanın çevresinde attığı bir tur aynı sürede tamamlanır. İnsanlar ayın öteki yüzünü ilk kez 1959 yılında Rus uzay aracı Luna 3'ün çektiği bir fotoğraf sayesinde gördüler. Ayın öteki yüzü bize bakan yüzünden daha engebelidir. Bunun sebebi olarak dünyanın ayın bize bakan yüzeyini daha ince hale getiren yer çekimini gösterebiliriz. Ayın üstündeki kraterler 4,1 ila 3,8 milyar yıl önce asteroidler tarafından açılmıştır. Hala görülebilmelerinin tek sebebi aydaki jeolojik değişimlerin dünyadaki kadar sık yaşanmamasıdır. Aydaki kraterlere önce ünlü bilim insanları, sanatçılar ve araştırmacıların isimleri, sonraları da Amerikan ve Rus astronotların isimleri verildi. Ayın üstündeki en büyük kraterin adı Aitken. Bu isim Amerikan bir astronomun ismi. 2000 kilometre çapa sahip bu krater, Güneş sistemindeki en büyük ikinci krater. Ayda su var ama pipetinizi evde bırakabilirsiniz. Çünkü suyun tamamı kraterlerin içinde ve yer altında donmuş vaziyette bulunuyor. Ayın yüzeyinde depremler oluyor. Bu depremlerin sebebi dünyanın yer çekimi ve deprem merkezleri ayın yüzeyinden birkaç kilometre aşağıda. Ayın yer çekimi dünyanınkinin sadece 1/6 kadardır. Eğer burada 45 kilogram ağırlığındaysanız ayın yüzeyindeki ağırlığınız sadece 8 kilogram olacaktır. Böylece 6 kat daha uzun yolları yürüyebilir ve 6 kat daha ağır nesneleri kaldırabilirsiniz. Ayda yürümek daha kolay olsa da aynı zamanda daha tehlikeli. Ağır bir uzay kıyafeti içindeki bir astronotun ayağı ayın zemininde 15 santimetre derine gömülebilir. Uzun mesafeli zıplayışlar kontrolden çıkıp tehlikeli olabilir. Çünkü ayın yüzeyi derin kraterlerle dolu. Yerçekimi az olduğu için ay küçük sert ve keskin parçacıklardan oluşan ve barut gibi kokan ay tozu ile kaplıdır. Bu toz epey sorun çıkaran bir toz. Nezle gibi semptomlara sebep oluyor ve uzay giysilerinin içine girip onları mahvediyor. Ama güzel yanları da var. Gün batımında ve doğumunda bu toz sanki dans ediyor. Elektromanyetik alan tarafından yukarı itildiği için ayın yüzeyinin biraz üstünde süzülüyor. Ayın adına egzosfer denilen bir çeşit atmosferi var. Helyum, neon ve argondan oluşuyor. Dünyanın atmosferinden 10 trilyon kat daha az yoğun. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.